Arabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Ya öncelikle firmalar açısından Ar-Ge ve inovasyona biraz odaklanmak gerekiyor. Çünkü bir firmanın sürdürülebilirliğini sağlamak için mutlaka inovasyon gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ki kullanıcı istekleri sürekli değişiyor ve firmanın da buna ayak uydurması için sürekli inovasyon yapması gerekiyor. Aslında Türkiye'de Ar-Ge ve inovasyona verilen destek aslında tüm dünyadaki verilen desteklerden daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Sanayi Bakanlığı bu destekleri teknokentler üzerinden yürütüyor ve teknokentlerde en büyük avantajdan bir tanesi aslında bir sinerji ortamının oluşması. Çünkü oradaki bütün firmalar bir Ar-Ge ve inovasyon üzerine çalışıyorlar. En büyük avantajın bir tanesi bu. Tabii ki bunun yanında ekonomik olarak avantajları var. Özellikle vergi muafiyetleri çok yüksek. Yani kazançtan elde ettiği gelir vergisi muafiyeti var. %23 bu yıl. 2022 yılında %23 gelir vergisi muafiyetleri var. Ar-Ge aşamasında firmaların Ar-Ge personeline verilen destekler var. Satı KDV destekleri var. Eğer bir firmanın gelir olarak artışını, yani gelirinin artmasını istiyorsanız mutlaka inovasyon yapmanız gerekiyor. Ve bir konuda sürekli kendinizi geliştirmediğiniz zaman aslında piyasadan tamamen silinme durumunuz söz konusu oluyor. Bunu piyasada olmak ve ihtiyaçları karşılamak için Ar-Ge ve inovasyon aslında vazgeçilmez olduğunu ve bunların da teknokentlerde devlet destekleriyle yürütülmesinin, proje tabanlı yürütülmesinin de gerekli olduğunu söyleyebiliriz. Evet, aslında şöyle bir durum var. Şimdi Avrupa'da Ar-Ge tabanlı, yani proje tabanlı çalışmalar tabii 1900'lü yıllarda başlamış olan bir şey. Yani bizim Türkiye'deki çalışmalara baktığımızda aslında 2000 yılında popüler olan ve daha doğrusu proje tabanlı çalışmaya geçildiğini söyleyebiliriz. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Bu proje tabanlı çalışma, yani Ar-Ge ve inovasyon bir kültür. Bu kültürün oturması için de bizim sürekli eğitimlerle, odalarla, yani sivil toplum kuruluşlarıyla bunu firmalara teşvik etmemiz gerekiyor. Bilgilendirmek gerekiyor ve bu kültürü oturttuğumuz zaman aslında ülkeler çok daha ileri seviyeye gelebileceklerdir. Yani Türkiye'de zaten olması gereken, bütün ülkeler için aynı geçerli ama Türkiye için söylersek eğer, katma değerli ürün üretmek ve bunu ihraç etmek aslında bizim çıkış yolumuz budur. Ve bu kültürü oturmak için de biz sürekli STK'larla, odalarla sürekli bunu tekrar etmemiz ve bu bilinci iş adamlarımıza yerleştirmemiz gerekiyor. Gençlere vermek gerekiyor bu fikri. Onların da bu ortama katkı sağlamaları gerekiyor ki ancak o zaman biz dışa bağımlılığı bitirebilir ve kendi başımıza ayakta durabiliriz.